Selahattin Eş Çakır Zafer anları güçlü değil, en zayıf anlardır. Seçimler bitti. Bu satırların yazıldığı saatlerde tablo aşağı yukarı ortaya çıktı. Kesinleşmeyen rakamlara göre Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı ikinci tura kalmamış bulunuyor. %54'ler civarında 16 yıldır iktidarda olan bir lider ve partisi için büyük başarı. Ülkeye ve Müslüman dünyasına hayırlı olsun. Diğerlerinin durumu da zaten beklenmeyen bir sonuç değildi. Bir taraf Kemalist laik rejimin 90-100 yıl öncelerdeki fabrika ayarlarına dönmek hayalindeydi. Bir tarafta Müslüman halkımızın asli değerleri olan fabrika ayarlarına dönmek yolundaki çabalara ağırlık veriyordu. Bir tarafın zafer kazanması halinde şükür namazları kılan, diğer tarafınsa kadehler tokuşturarak eğlenen bir gelenekten geldiklerini hatırlamak yeterli olacaktır. Ancak zafer anları kazananların güçlü değil en zayıf anlarıdır. Umulur ki bu durum unutulmaz. Bu seçim muhaliflerin istediği veya iddia ettiği gibi bir sonuç da verebilirdi. Nitekim dünyada ilginç örnekler vardır. Hatırlayalım, Japonya'da Liberal Demokrat Parti kesintisiz 54 yıl iktidarda kaldıktan sonra 3 sene öncelerde bir seçimi kaybetti ve Sosyalist Parti iktidara geldi. Ama Sosyalist Parti iktidarda 2 yıl içinde bile zorlanınca yeni bir seçimde Liberal Demokrat Parti tekrar iktidara geldi. Malezya'da Matir Muhammed 20 yılı aşkın başbakanlığının son yıllarında en yakın çalışma arkadaşı Enver İbrahim'i hapse atırdıktan sonra 72 yaşındayken siyasetten çekildi. Ama Mehatir Muhammed'den sonra gelen hükümetler bir türlü dikiş tutturamayınca Mehatir 92 yaşında yeni bir parti kurdu ve seçimlerde iktidara geldi. Ve hükümeti seçilir seçilmez hapisten çıkarttığı Enver İbrahim'e devredeceğini de açıkladı. Şimdi Malezya eski parlak günlerine döneceğinin beklentisinde. İkinci Dünya Savaşı sonunda ikiye ayrılmış olan Almanya'yı tek kurşun atmadan sadece ekonomik ve diplomatik maharetle tekrar birleştiren Helmut Kohl'ün 16 yıllık bir iktidardan sonra girdiği bir seçimden yenik çıktı ama Gerhard Schröder'in 7 yıllık iktidarından sonra iktidarın yine CDO'ya döndüğü hatırlanmalıdır. Hala da kolün yetiştirmesi Angela Merkel düşe kalkıda olsa iktidarda. Yani güçlü liderler sarsılsa bile sosyal bünyedeki etkileri uzun süre devam ediyor. Bu vesileyle Alman TV kanallarının da tıpkı İngiliz medyası gibi bu seçimlerde Erdoğan'ın kaybetmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve Kemalist, Laik ve de PKK çevrelerinin söz cüllüne soyunduklarını da ekleyelim. Türkiye'deki bu seçimle ilgili olarak İran medyasına bakmakta da fayda var. İran medyası Türkiye'de seçim olduğunu medya organlarına düne kadar pek yansıtmadı. Yarı resmi stratejik yorumlar sitesi Tabnak'ta ise dün Erdoğan ve Putin'in Kuzey Suriye'de Telrifat ve Membiç konusunda Türkiye'nin istediği şekilde bir siyaset izlenmesi için anlaşmaya vardıklarını, bunun da İran'ın Suriye'nin kuzeyindeki gücünü zayıflatacağına işaret edilerek Rusya'nın İran'ı sırtından hançerlediği dile getiriliyordu. İran medyası Erdoğan'ın seçimi kaybedebileceğine dair yorumlara ağırlık veriyordu. Nitekim dün de Türkiye'nin ekonomik bakımdan son derece sıkıntılarının olduğundan, Erdoğan'ın Suriye'de girdiği savaşların getirdiği olumsuzluklardan söz ediliyor, olağanüstü hal uygulamasından bile yakın olarak uluslararası camianın Erdoğan'a baskı uygulamaması eleştiriliyordu. Ortaya çıkan tablo İran medyasındaki genel havayı estirenleri mutsuz etmiş olmalıdır. Halkın Erdoğan'a güveni büyük çapta devam ediyor. Sonuç asla küçümsenmemeli ve sorumluluğun daha arttığı da unutulmamalı. Selahattin Eşşakırgil, Star.